Yok anam, bugün olmaz. Perşembe günü geleceksin. Siz efendim? Doktor Nedret Hanım beni bekliyor. Bir dakika, acil servis değil mi? Az evvel çıktı, odasındadır. Kim diyeceğiz? 19'daki kızın idrar tahlili ne olmuş onu bir sor bakalım. Sonra 24'teki hastanın röntgeni çekilecekti. Yahu bunlar benim görevim mi Allah aşkına? Ne? Saat o kadar oldu mu? Hoş geldin. Güller bana mı? Bizim bahçeden. Kayınpederimin medarı iftarı. Nezahat, vazo mazo bir şey bul getir, yazık olmasın. Çok teşekkür ederim. Şöyle geç otur. Kusura bakma, konforumuz pek yoktur. Sahi sen içmezsin. Soğuk bir şey söyleyeyim mi? Yok, hayır. İş üstü seni rahatsız etmek istemem. İki şey için gelmek istedim Nedret. Birincisi teşekkür. Tedavin başarılı oldu. Ne sesler kaldı, ne uykusuzluk. İşte bu iyi haber. Bir de ben uyuyabilsem. İkinci sebep ne? Özür dilemek. O günkü yakışıksız davranışım için. Boş ver. Unuttum gitti. Biz burada neler görüyoruz. Sahi, soğuk bir şey istemiyor musun? Yok, hayır. Cihangir'le buluşacağız. Acele etmem lazım. Cihangir mi? O da nereden çıktı? Kamuran diyecektim, şu bizim piyano hocası. İnanılmaz bir aşk yaşıyoruz. Başına dert açmasın. Niye? Cihangir'le sadece hissi bir alaka içindeyiz. Aşkımıza cinsiyet karıştırıp onu kirletmiyoruz. Ya kocan? İşi başından aşkın. Biz de Cihangir'le o plaj senin, bu plaj benim. Bana bak, şaka etmiyorsun ya. Adama habire Cihangir deyip duruyorsun. Şu senin kolejdeki sevgilin... Zararı ne? İçimden öyle geliyor. O zaman yaşayamadığımı şimdi yaşıyorum. Hem gerçekten Cihangir olmadığı ne malum? Seni bu eski sandalla bu ıssız koyda mı gezdirmeliydim? Doğrusu eksikleniyorum. Aşkımızın en büyük talihsizliği benim yoksul oluşum. Paşa dedem iki çıplak diyor, yalnız hamamda yakışır. Paşa deden haklı. Seninle kotralarda gezmeliydik. Villalara inmeliydik. Emrimizde aşçılar, uşaklar... Bunları yapacak güçte olsam bile ne kıymeti var? Sen bir başkasına aitsin. Hayır, asla. Bütün ruhumla sana aitim Cihangir. Hani bir daha Cihangir demeyecektin bana? Yoksa beni bir başkasının yerine mi koyuyorsun? Saçmalamasana. Cihangir kolejdeyken arkadaşımdı. Suadiye'de sandala binerdik. Belki o yüzden. Ama şaşırmamın asıl sebebi kocamı hatırlatman. En küçük ima asabımı alt üst ediyor. Söylediklerim gerçek, bunu inkar edemeyiz.
Asıl gerçek olan ona duyduğum nefret. Keyfiyeti Mustafa ile tezekkür etmediniz mi? Mahdumunuz beyefendi bendenize şirkette vazife vaadinde bulunmuşlardı. Evet. Lakin unutmuş görünüyorlar. Fart-ı meşguliyetten olabilir. Lütfedip hatırlatırsanız. Oldu mu ya müdür? Fabrikayı kime bırakacaksın? Malum haliniz bendeniz Halis Südem İstanbulluyum efendim. Bu itibarla Mamafi neresi emir buyrulursa orada ifa-i vazife eyleriz. Evet Emel, nedir kızım? Mustafa Bey'e bir ziyaretçi var efendim. İstanbul'da demedin mi? Ailenin yabancısı değil mi? Sizinle konuşabileceğini söylüyor. Öyle mi? Buyursun bakalım. Hadi sen fabrikaya dön müdür. Merak etme, dediğini unutmam. Az hürmet ederim beyefendi, Allah ömürler versin. Beni hatırlamazsanız vallahi gücenirim. Seval'in yaş gününde beraber zeybek oynamıştık. Hatırlamaz olur muyum doktor hanım? Buyur otur. Emret. Şaka bir yana iyi harmandalı oynuyorsun yani. Ne içersin? Soğuk bir şey. Ani gelişim önemli bir sebebe dayanıyor. Oğlunuzu görmek istemiştim. Zira iş... Mebrure ile ilgili. Mebrure ile mi? Hayrola? Gerçi kolejden arkadaşız. Ama şimdi hekim sıfatıyla konuşacağım. Halini hiç beğenmiyorum. Hayret. Ben bizim gelini turp gibi sağlam bellerdim. Ben manevi saatinden bahsediyorum İsmail Bey. Tedavileri gayrimuntazam. Sık sık hafıza kaymaları oluyor. Bazen halüsinasyonlar. Hekimlikte katatoni tabir ederiz. Aman yarabbi, bak şu işe. Peki şimdi ne yapacağız? Dikkat ve ihtimam gerekiyor. Bilhassa Mustafa Bey çok dikkatli olmalı. Fevri olduğunu biliyorum. Galiba alakasızdı. İlk az vazifemdir diye düşündüm. Çünkü Mebrure'yi çok severim ben. Hep severiz, iyi kızdır. Şu ara ben de meşgul olamadım, kocası da. İşlerden vakit mi kalıyor kızım? Hı, al işte. Evet. Kim dedin? Beklet, sonra bağlarsın. Şu anda işim çok. Niye kalktın doktor? Şu işi konuşsaydık. Diyeceğimi dedim. İhtimam, alaka. Bilhassa şefkat. Allah yardımcınız olsun. Evet. İstanbul efendim, Mustafa Bey görüşecek. Hı hı. Bağla, bağla bakalım. Alo, Mustafa sen misin? Hayrola? Martinelli grubuyla bir pürüz çıktı, onun için aradım. Pürüz mü? Ne pürüzüymüş bu? Son dakikada teminat mektubu istediler, $100,000. Recai Bey'e başvursaydın. Olmuyor, ecnebi bankadan istiyorlar. Düşündüm ki senin Banco Commerciale'ye nazın geçer. $100,000 çok para. Bunları korkutmuşlar mı? Bilemem. Sen işi halledersen mukaveleyi hemen imzalıyoruz. Şimdi telefon ederim. Hesabımız müsaittir. Yıllardır iş yaparız. Sen İstanbul şubesine müracaat et, oradan alırsın. Hızır gibisin baba. Hadi eyvallah. Bize kim demişler? Güle güle, güle güle. Mustafa, alo. Hay Allah. Gelini söylemeyi unuttuk. Emel, çabuk bana Banca Commerciale'yi bağla kızım. Ha, bir dakika. Bir de otele sor, Alev Hanım gelmiş mi? Geldim, geldim. Alo, buyurun. Kim arıyor dediniz? İsmail Karabulut. Söylemiştim ya. Alev Hanım çıktılar, dönmedi henüz.
Şu Marilyn numarası diyorum. Akıllı işin. Kadının resmi her dakika dergide, gazetede. Bedava reklam değil mi? Oldum bittim benzetirlerdi. Yine o muydu? Kim olacak? Kaf Kemal'i duymuşsundur. Organizeci. Dedi ki bütün fuar senin kızı konuşuyor. Hıh demiş, Marilyn'in burnundan düşmüş. az buçuk kabarıyoruz. Niye? Kızı kovdun diye mi? Aman abla. Hem Fuat Bey kıymetimi biliyor mu? Hala üvertüre çıkıyorum. Biz niye geldik? Fuar kapanır kapanmaz Neşe Pavyon'da yerin hazırdır. Okey mi? Yeriniz demek istedin herhalde. Ablam böyledir. İlle taşı gediğine koyacaktır. Bilmez miyim? Atar tutarsa da kalbinde kötülük yoktur. Hadi hadi yağcılığa başlama. Ne teklifler aldık biz. Verdiğinin dört misli. Hele İstanbul'dan Belvi Gazinosu bir teklif yaptı. Dört misli mi? İnsaf abla. Alevi İzmir'de sahneye ilk biz çıkarmadık mı? Bir avantamız olmalı. Zülfü Bey olmasa doğrusu... Avantaymış. Avcunu yala oğlum. Artık Hilal Ahmer'e çalışmıyoruz. Parayı kim verirse düdüğü o çalar. Parayı kim verirse versin, düdüğü biz çalarız. Senelerin nimet şakrağı bunu anlamaz mı? Hadi şimdi bana müsaade. Münasip zamanda teklifimizi yapalım dedik. Burası Aydın Oteli'ne benzemiyor. Banazlı İsmail'in uğru sana yaradı ha? Hala çiçek yolluyor mu? Her gece. Hadi eyvallah. Nonoşo yok demek ayıp olmuyor mu abla? Hadi oradan istina, yaşlı ovardanın baş ilacı. Ateşini körükler. Geç şöyle otur. Yine arayacak, merak etme. Ömürsün vallahi. Ya şu Belvi gazinosu? O nereden çıktı? Dört misli ücret filan? Zülfü'nün burnu nasıl sürtülecek? Böyle böyle. Geç otur dedim, uyu demedim. Şu şarkıyı geçeceğiz. Bir daha mı? Elbette. Dede Efendi'den, Hacı Arif'ten şarkı bilmeyen hanende mi olurmuş? Şarkılarının hepsi fantiri finton. Bir iki de ağır eser lazım. Nihansın dideden ey mest nazım, nihansın dideden ey mest nazım. Bana yıl mukaddem size altın kumda dinlemek mazhariyetine nail olmuştu. Ne bahtiyarlık. Seni çapkın seni. Altın kumda ne arıyordun bakayım? Serde gençlik var o zaman. Fehime diye bir kız sevmiştim. Başlama gene Fehime'den ağa müdür. Ben Nimet Hanım'ı İsmet gazinosuna geldiğinde dinledim. İzmir'de. Hele hele unutmadın demek. Büyük mahallayla gelmiştik. Hiç unutur muyum? Bolluk günleri. Domatesin kilosu 5 kuruş. Sabahlara kadar kapımda dikilip bana rahat vermediğini... Ne
Nimet Hanım, yoksa o günlerin acısını Şükran'la aramıza girerek mi çıkarıyorsun? Ben Ali. Ah, çiçeğinizi aldım. Bu ne güzel sürpriz. Telefonunuz beni daha da sevindirdi. Hiç beklemiyordum. Böyle ta İstanbullardan beni düşünmeniz. Siz de beni düşünüyor musunuz? Düşünmez miyim? Yarından sonra sabah oradayım. Siz doğru Çeşme'ye geçin, İskeledeki eve. Orada buluşalım. İyi ama. Korkmayın. Herkes beni İstanbul'da zannedecek. Az sonra eve telefon edip karıma yarından sonra akşama döneceğimi söyleyeceğim. Siz çok kurnazsınız. Fakat bu hoşuma gidiyor. İhtiyardan uzak duruyorsunuz ya. Ah tabii. Telefonlarına hep yok dedirtiyorum. Aferin. Uslu kızlara bayılırım. Ben de uçarı erkeklere. Hadi bay bay darling. Bay bay. Buyurun efendim, ben Mebrure. Mebrure merhaba. Beklemiyordun değil mi? Sana müjdeyi vermek istedim. Anlaşmayı imzaladık. O iş tamam. Sizi tebrik etmeliyim Mustafa. Cidden önemli bir iş başardınız. Otelde misiniz? Evet, Signor Manfredi'yi bekliyorum. Anlaşmayı kutlayacağız. Bildiğin sıkıcı iş yemeği. Ha, unutmadan ev aramaları için talimat vereceğim. Hangi semt olsun, Şişli iyi mi? Fark etmez. İstanbul olsun da. Yarından sonra oradayım. Akşama doğru. Seval ne alemde? Uyudu. Yarından sonra akşama mı? Evet. Sen ne yapıyorsun? Hiç, yalnızım. Sana söz veriyorum. İstanbul'da hiç yalnız olmayacaksın. İyi geceler. İyi geceler. Yarından sonra mı geliyormuş? Evet, akşama. Bir gün daha kazandık desene. Zamanımız öyle az ki dakikaları güne çevirecek sihirli bir gücüm olsun isterdim. Günleri de haftaya. Bu kokun yok mu? Beni çıldırtacak. Sakin ol Kamur. Nuriye Hanım izinli demiştin. Gerçi izinli fakat... Bahçıvan Açık Hava Sineması'na gitmedi mi? Gitmesine gitti. Yalnız şunu bilmelisin. Neyi bilmeliyim? Evde yalnız olduğumuzu mu? Doyasıya sevişebiliriz. Sevan'ı unutma. Sesimizden uyanabilir. Niye anlamak istemiyorsun? Yalnız ruhen sevişmek yetmiyor bana. Seni her şeyinle seviyorum. Dur Cihangir. Dur Allah aşkına dur. Rica ederim aşkımızı kirletme. Cihangir lütfen. Ne Cihangir'i be Kamur Hanım ben. Seni her şeyine seven, her şeyine sahip olmak isteyen biri. Hayır. Asla bu iğrenç diye tahammül edemem. O zaman onlardan ne farkımız kalır? O çirkin mahluklardan. Nimet ablayı duyuyor musun? Sabahlara kadar böyle. Udu çalan o mu? Evet, içip içip çalıyor. Şikayet ettiler. Ne oldun Donar? Bir şeyin yok ya. Yok. Yok. Bir şey yok. Yok. Biz eski toprağız. Acı patlıcanı kıra çalmaz. Thank you.
Ölmek kolay Banazlı. Ölmek kolay da ölümün arkası karanlık. Aa, ödümü patlattın vallahi. Geçti geçti. Akşam fazlaca yemiştim. Onun ağırlığı. O kadar yeme öyleyse. Hı-hı. Ben sensiz ne yaparım Nonoş? Biliyor musun? Bu gece Zülfü'nün orada karşılaşmamızın 3. ayı doluyor. Ömrümün en bahtiyar 3 ayı. Bunu o tesadüfe borçluyum gülüm. Rasim abi. Şşş. Rasim abi, hoş gelmişsin. Ne oluyor? Sen misin Zülfü? Saat kaç? 11:30 falan. Bu Meret adamı hasta eder. Kilisteydim. Ortalığı telaşa vermişsin. Remzi Bey git bir bak dedi. Yahu şu ışığı bir söndürsene, gözümü alıyor. İçkiyi tazeleyeyim mi? Yok. O da yasak ama atın ölümü. Değil mi ya? Telaş lakırdısı nereden çıktı? Bizimkisi ihtiyat. Vaziyeti anlattılar mı? Evet, Selami'den arabayı sormuşlar. Bu bir. Sen yoklayınca fark etmişsin ki... Polis işin ardını bırakmıyor, bu da iki. İyi de... elimizden ne gelir be çocuğum? Onlardan atik davranırız. Yani nasıl? Kedinin aklına ciğeri kim düşürdü? Tanju'nun hatası. Arabayı garajda bırakmayacaktı. Okey mi? Şimdi gider teslim olur. İstemeyerek ezdim falan festekiz. Ve birkaç ay yatıp çıkar. Dosyayı kapatırlar, önemli olan bu. Yoksa tahkikat mahkikat. Kadri Baba'nın sabıkası meydana çıkacak. Derken öteki iş. Allah için iyi fikir. Sakal başa kurban. Bunu Tanju'ya kim söyleyecek? Bana düşmez, ben de arabadaydım. Haklısın. İcabı halinde ben söylerim. Akıllı çocuksun ve selam. İstikbalin parlak. Turgutlu'da işler nasıl gidiyor? Fevkalade. Ayrıca ailede bir okumuş çıktı. Otel mevzuunda eline yapışabilir. Meselenin can alıcı noktası yabancı turizm şirketleriyle senelik angajman yapabilmek. Bu başarıldı mı dava biter. Ağzın laf yapıyor, fikirlerin cazip. Mevki tatbike konulabilir mi ayrı bahis. Fakat efendim? Ağır ol. Ağır ol da molla desinler. Kalem oğlan. Şimdi bir kart yazıyorum. Ayrıyeten telefon da ederim. Kardeşçalı Hanı'nda Ziver Bey'i bulacaksın. Tarafımdan selamet, seni bir tecrübe etsinler. Sağ olun efendim. Göreceksiniz, sizi mahcup etmeyeceğim. Hele kombine turizm projesini bir uygulayabilirsek. Ah, hele şükür bizim şişler geldi. Mrs. Ripley diyor ki aşk iki insanın birbirine değil aynı istikamete bakmasıdır.
Mrs. Ripley haklı. Aşk mevhumlarda birleşmek olmalı. Oysa erkeklerin çoğu... Niye gülüyorsun? Haksız mıyım? Ben mi? Ne gülmesi? Mrs. Ripley kim Allah aşkına? İngiliz edebiyatı hocamız. Söylediği yanlış mı? O kadar incesine aklım ermezdi. Eğer bu sözlerle geçen akşamki davranışımı eleştirmek istiyorsam bir kere daha özür dilerim. Şerefe. O kadar şahane bir kadınsın ki cazibenden uzak durmak son derece müşkül. Oho. Sen balığına el bile sürmemişsin. Acıkmadın mı yoksa? Belki akşama kocanın gelecek olması iştahını kaçırıyor. Çam sakızı çoban armağanı. İstanbul'dan bunu getirdim. Aman ya Rabbi, beni ne kadar mahcup ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğim? Gayet basit. İhtiyardan uzak durarak. O dersi belledik. Hem bu cömertliğe kim karşı koyabilir ki? Seni ilgilendiren sadece cömertliğin mi Alev? Kim demiş? İnsanı mıknatıs gibi çekiyorsunuz. İşte bunu benim hanım duymalıydı. Niye? Beni hiç beğenmezdi. Her dakika tenkit. İşi gücü asalet taslamaktır zaten. Asil bir kadınsa hakkı. Dedesi Osmanlı paşası. Babası kumarbazın biriydi. Ben bunu onun borcunu ödeyerek aldım. O zamanlar meşhur bir aileye intisap ederim diyoruz. Şimdiki aklım olsaydı... Beni mi alırdınız? Evlenmek şart mı ya? Beraberliğin bin şekli var. İstanbul'da çalışmak ister miydin? Nerede o günler? Talihimiz İzmir'den açıldı. Çeşmeye gelip denize girmemek feci doğrusu. Beni burada tanırlar. O riski göze alamam. Hadi yemeğe inelim. Sahi İstanbul'da iş bulabilir misin bana? Niye olmasın? Bu işin piyasası İstanbul'da. Fuar kapandı mı İzmir ölür. Öyle demeyin. Zülfürcülo şimdiden teklifini... Abi ya, şuradan dolmuşa atlayıp Ziver Bey'e gitsem mi? Dur be çocuk. Bırak Rasım Bey telefonunu etsin. Hem Zülfü'ye bir teşekkür yok mu? Hay Allah, telaştan unuttum. Zülfü abi. Evet. Yaptığın iyiliği ölürsem unuturum. Minnetini nasıl ödesem? Hani masallarda derler ya, dile benden ne dilersen. Yok. Senden değil Memo. Dileği annenden dileyeceğim. Hele şu çikolatayı bir yaptıralım. Otur otur, sıkılmadın mı kız? Niye sıkılacakmışım? Az sonra işim bitiyor. Sana fuarı gezdireyim. Sen işine bak Raif. Biz fuarı gezdik. Nerede kaldın kız? Aman be. Bıktım şu Raif'ten. Fuarı gezdirecekmiş. Gözü sendedir. Ondan. Bu gidişle korkarım ona mum olacaksın. Şurada ne yazıyor? Gözlüğümü unutmuşum. Kara Bulutların yeni teşebbüsü. Şehrimizin tanınmış iş adamlarından İsmail ve Mustafa Kara Bulut, Kara Bulut Turizm ve Karamsan Anonim Şirketi'nden sonra şimdi de İstanbul'da bir ithalat ve imalat şirketi kurmuşlardır. Meşhur Martinelli'su motorlarını önce ithal, bilahare imal edecek olan şirket... İhtiyar tilki Çolak Efe'den kaçıyor. Kasabadan İzmir'e kaçtı, yetmedi. Şimdi İzmir'den İstanbul'a kaçacak. Cehennemin finnarına kaçsa arkasını bırakır mıyım? Ha işte geliyorlar. Besbelli işi olmuş. Hepsi gülüyor. Bu çikolatayı size aldım hanım ağa. Bize mi? Nereden icap etti? Ne bayramdır ne seyran. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım diye. Memo'nun işi ne oldu say?
Sıra bizimkinde. Bilmem Hasan anlattı mı? Ben öksüz büyüdüm. Sokakta yani. Ailem yoktur. Onun için kendi göbeğimi kendim keseceğim. Hayırdır inşallah. Hayır olmasına hayır. Düşündüm ki iyi kötü para tutuyoruz. Şöyle bir ev döşeyip yani helal süt emmiş bir aile kızıyla. Lafı geveleyip durmasana be Zülfü. Şunu açıkça söyle. İsteğin nedir? Esas da Esma'yı isteyeceğim hanıma. Lakin bu işin raconu nedir bilmemekteyiz. Artık kusura bakılmasın, laf ağzımızdan çıkmıştır. Nasıl? Esma'yı mı? Onunla evlenmek mi istiyorsun? Okey. Peki o razı geldi mi? Bilmem. Nasıl bilmem? Aranızda konuşmadınız mı? Yok, bizim kitabımızda böylesi yazmaz. Kız ailesinden istenecek. Esma, sen ne diyorsun kız? Sence münasipse itirazım yok anne. Siz çocuklar? Münasiptir. Şu Allah'ın işine. Neye niyet, neye kısmet. Meğer İzmir'e söz kesmeye gelmişiz. Hadi bakalım davranın. Aval aval yüzüme ne bakıyorsunuz? Öpün elimi. Hasan şu kutuyu aç. Çikolata tut. Görür görmez sana göz koymuşumdur. Bilmiş miydin? Sezdim de sonra o kadar uzak durdun ki yanılmışım sandım. Karı kısmını süslü severim ben. Aralarında yetiştim, Allah bilir ondan. Hasan elini sallasa ellisi diyordu. Doğrudur Esma. Lakin bunlar kalleştir. Arkanı dönmeye gelmez. O dakika aldatırlar. Allah saklasın. Benim aradığım iki şeydir Esma. İtaat ve sadakat. Bana itaat et, bana sadık ol. Seni filmlerdeki gibi yaşatırım Esma. Bu sözüm namus sözü. Ah Zülfü, hayallerime hakikat yap, kapında kölen olayım. Ailemizde usul budur. Yarından tezi yok, gidip teslim olacaksın. Niye ben olacakmışım? Zülfü de arabadaydı. Bana çarp diyen o. Ona diyen de benim. Şimdi sana git teslim ol diyorum. İçerideyken bakarız, merak etme. Allah Allah. Niye pisi pisine kodese gireyim? Ben kendimi ezdirmem Rasım abi, tamam mı? Zülfü yatsın. Ne oluyor burada? Fena haber Zülfü. Selami'yi nezarete almışlar. Bu iti ikna edemiyorum. Selami'den korkma, o konuşmaz. Bu ite gelince paşa paşa gidip teslim olacaktır. Ya olmazsam? Nasıl olmazsın ulan? Üstüme varma Zülfü. Vay vay. Daha dün cin olmuş, bugün adam çarpacak. Hele bakın şuna. Elimden bir kaza çıkabilir. Bırak lan şunu, bırak.
Hayır! Şimdi söyle bakalım, polise ne anlatacaksın? Arabayı Aydın'dan çaldım. Hı. İzmir'de plaka değiştirdim. Hı hı. Satacaktım. Gezerken adamı ezince korktum. Selami'nin garajında bir gece saklayıp Aydın'a geri götürüp bıraktın. Ne Selami'yi tanırım, ne ölen adamı, ne de arabanın sahibini. Ha, şöyle yola gel. Şimdi yalla, git kodesi hazırla. İstanbul'u haberdar etmiştim, Remzi Bey yoktu. Herhalde o arıyor. Evet. Evet Remzi Bey, bendenizim. Arzı hürmet ederim. Beyefendi rahatsız ettik. Vaziyet mühimce göründü de. Evet. Evet, nasıl tensip buyurulursa. Kendisi esasen yanımdadır. Derhal tebliğ ederim. Hayırlı akşamlar. Ne diyor? Hal şeklini beğenmiş. Yalnız... Yalnız ne? Yalnız senin de İzmir'i terk etmeni istiyor. Asmalı Mescid'de yeşil pavyonu tutmuştuk. Eski çardaş. Onun başına geçeceksin. Ben mi? Ben ha. Ne diyorsun Rasim abi, yaşadık. Yıllar sonra nihayet ver elini İstanbul. Yo, ağır ol. Evvela yerine birini bulmamız gerekir. Burayı kime bırakacağız? Tanju Kof çıktı. Şöyle muhteber bir adam. Sen hiç merak etme Rasim abi. İstediğinden alası elimde hazır. Hadi bakalım, buradaki çuvalların hepsini öbür tarafa taşıyacaksınız. Hadi göreyim seni aslanım. Toplayın şunları. Hasan toplayın. İzmir'den arıyorlar. Acele etme, geliyorum. Alo, buyurun. Hasan Çolak Efe. Pelvan, Neşe pavyonda yerime geçmeye var mısın? Dalga mı geçiyorsun oğlum? Gece vakti, işim başımdan aşkın. Yok, gayet ciddi. İstanbul'dan naklediyorum. Rasim abiyle yerime seni düşündük. Okey mi? Okey de laf mı? Takke mi bile atarım? Ama şey, ablam ne olacak? Ah, o kolay. Bir yıldırım nikah alır götürürüm. Aklım karıştı be. Zülfü bana bak, neler oluyor? Bir terslik mi çıktı? Yok be Pelvan. Sabah atla gel, etraflıca görüşelim, okey? Okey. Oldu bu iş. Katip, Hasan İzmir yolcusu. Yaşasın Zülfü. Aslan Zülfü be. Ulan ne iş be. Esma gidecek derken... Sonunda olacağı buydu efem. Yavrular yuvayı terke başladı. Esma'ya söz kestik. İstanbul'a gelin gidiyor. Hasan İzmir'de iş buldu. Mehmet'inkinin eli kulağında. Bu gidişle bana da yol görünüyor. Ben buraları nasıl terk ederim? Kasabayı koyup gitmek, seni koyup gitmek. Buna yürek mi dayanır? Adeta seni bir kere daha vuracaklar. Hicranıma sebep olanlar Allah'ından bulsun. Dünyada ve ahirette iki elin banazlı İsmail'in yakasında olacaktır. Bize ettiğini yanına koymayacağım. Gidersem bunun için gideceğim. Nerede dedin? Bebek'te mi? Kaç yatak odası? Evet. Salonlar. Neyse, akşam oradayım. Yarın birlikte gezeriz. Bu ne? Evet, anladım. Birer suretini muhafaza ediyorsunuz değil mi? Ona ne şüphe beyefendi. Emel, bana evi bağlar mısın? Ne o Nihat Bey, işimiz bitmedi mi? Bitmesine bitti beyefendi. Malum haliniz, bir maruzatta bulunmuş idim. Maruzat mı? Bırakın şu Osmanlıcayı, rica ederim. Hangi devirde yaşıyoruz? Neydi maruzatınız? Efendim, Martinelli şirketinin teessüsü üzerine İstanbul'a nakli hususunda... Mebrure sen misin? Bak hayatım, Aydın Bebek'te bir yalı bulmuş. 4 yatak odası diyor, 3 salon vesaire. Sence münasip midir? Demiştim ya, fark etmez İstanbul olsun da. Hem Bebek kibar semt. Yarın bir bakınız lütfen. Tabii, şimdilik bay bay, sonra hareket edeceğim. Ne zaman dönüyorsunuz? Yarından sonra mı? Evet, yarından sonra, akşama doğru. Geçen günkü gibi.
Nihat Bey, siz hala burada mısınız? İstanbul'a naklim hususunda diyordum. 30 senelik hasretimdir. İş hayatında hissiyata yer yoktu Nihat Bey. 30 senede bunu öğrenemediniz mi? Martinelli şirketine genç adamlar lazım. Meyhane döküntüleri değil. Bravo Seval, çok beğendim. İleride iyi bir piyanist olacaksın sen. Hayır, balerin olacağım. Değil mi anneciğim? Elbette, hem de büyük bir balerin. İsmin afişlerde yazılacak. Çay hazır hanım. Anne, deniz kıyısına gidebilir miyiz? Söz vermiştin ama. Deniz kıyısına, lütfen. Ama lütfen. Peki, gecikmeyin. Yaşasın. Gitti mi? Evet. Ne zaman dönüyor? Yarından sonra, akşam. Koskoca iki gün bizim. Bu akşam unutuyorsun, bu akşam da bizim. Sen kim oluyorsun be? Ha? Sen kim oluyorsun Teres? Ulan sen daha kısa pantolonla dolaşırken ben ders adette idadi müdürüydüm. Sana müsamaha göstermemi aciz mi telakki ettin? Hata, vahim hata, münhasıran pederine hürmetimdendir. Yoksa Ziya Paşa merhum ne buyurmuş? Allah'a sığın. Şahsı halimin gazabından, zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir. Durduk yerde iki el ateş niye dur Banazlı? Şu senin sevdanı aklım dolaştı Çolak Efe. İçinden çıkamadım. De bakayım ne varmış benim sevdamda? Bugüne bugün koskoca bir Çolak Efe'sin. Telli Hanım dünkü çocuk, üstelik çengi. Nasıl olur da ona gönül verirsin? Sevdanın hası akla sığmaz bana hazır. Bu lafıma mim koy. Sığsa zaten sevda olmaz. Arz örmet ederim beyefendi. Akşam keyfi mi? Oo, sen miydin müdür? Oğlum, Nihat Bey'e de bir nargile sarın, bir de çay. Allah ziyade etsin efendim. Sizi yakinen alakadar eden bir hususa muttali oldum. Hele hele. Neymiş o? Büyük minnet borcum. Acı da olsa hakikati ifşaya beni icbar ediyor. Bu itibarla... Sağlık. Kız sen hala buralarda mı sürtüyorsun? Çoktan Çeşme'de olmalıydın. Hiç sorma. Manikür de yaptırayım dedim. Geciktim abla. Galiba korkuyorum biraz. Delisin. Taksi. Hadi bin şuna. Korkma ben Banazlı'yı oyalarım. Birazdan bir telefon Şükran saçlarını boyatıyor. Gel iki tek atalım filan. Çeşme'ye çek aslanım. Hadi iyi eğlenceler. Mustafa, Mustafa orada mısın? Benden saklanıyor musun?
Yine geciktim diye mi? İsmail Bey, mahvoldum. Evet, geciken benim. Bu alakayı daha önce keşfetmem gerekirdi. Ne olur gençliğime acıyın. Kıymayın bana. Affedin. Ayaklarınızı öpeyim İsmail Bey. Vallahi ben istemedim. Billahi ben istemedim. Mustafa korkuttu. İzmir'de barındırmam dedi. Ne olur bağışlayın. Kalk gülüm kalk. Kendini helak etme. Hakikatte helak olan benim. Ömrüm boyunca elimden gülün envağı geçti. İçlerinden bir tekini sevdim. Ona gülüm dedim. Dikeni kalbime batıyor. Böyle konuşma Nonoş. Döv, çarp beni. Saçlarımdan sürün. Böyle iyi konuşma. Kendimden iğreniyorum. Şiddet neyi halleder gülüm? Meseleyi çözmez. Ortadan kaldırır. Beni affedecek misin? Hiç olmazsa hoş gör. Yemin ederim bir daha. Af büyük kelime. Ben halle taraftarım. Usuletle ve suhuletle. Hem ne demişler? Gülü seven dikenine katlanır. Hele ömrünün sonbaharında sevmişse. Buyurun efendim, Karamsa. Hanımefendi, İsmail Bey'i rica edecektim. Maalesef yoklar efendim, Çeşme'ye gittiler. Çeşme'ye mi? Aman Allah'ım, Çeşme'nin neresine? Bilmem efendim, notunuz varsa kaydedeyim. Alo, alo, kim aramıştı? Alo. Eyvahlar olsun, facia bu. Büyük bir facia. Bilmem ki ne yapmalı. Sakin ol Nimet. Kafanı kullan. Eğer Mustafa Karabulut'u bulur da Çeşme'ye gitmekten vazgeçirirsem, peki onu nerede yakalayabilirim? Olsa olsa Basmane Garı'nda. İkazınıza teşekkür ederim Nimet Hanım. Arabam bekliyor, az kalsın gidiyorum. Aa, göz göre göre bir aile faciasına müsaade edemezdim. Mamafi isabet oldu. Böylece Alev ihtiyarın gözünden düşecektir, ne saadet. Maazallah ona bir şey yapmasın öfkeyle filan. Feder mi? Ne münasebe. O patırdığı hiç sevmez. Ha bakın, ben olsaydım kıyamet kopardı. Size naçiz bir hizmetim dokunduysa. Tekrar teşekkür ederim. İkazınız icap ettiği ölçüde değerlendirilecektir. Çok kibarsınız efendim. Alev'i arayacağım. Karşı yakaya. Hayır, Cihangir'e dokunamazsınız. Çekil yolundan alçak. Gücünüz kadınlara mı yetiyor? Mrs. Ripley duyarsa çok kızar. Paşa dedem küplere binecektir. Cihangir'e kim el sürebilir ki? Biz onunla evleneceğiz. Anneciğim, babacığım, lütfen, lütfen. Sesleri.